Isparta'da kurdukları 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneği ile yayın organı ve sosyal medya üzerinden kendilerini FETÖ ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek Troika isimli organize suç örgütü kurdukları iddia edilen 3'ü tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam edildi. Mahkeme 3 sanığı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneği ile kendilerini devletin yanındaymış gibi gösteren organize suç örgütü davası Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddia edilen suç örgütü tarafından mağduriyetleri gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'ün talepleri de mağduriyetleri gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Ali Ç., Ercan M. ve Mehmet G. ile aralarında Isparta'da görev yapan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısıyla bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 3 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar hakkındaki tedbirlerin devamına hükmetti. Duruşma 10 Ocak 2020 tarihinde görülmek üzere ertelendi.